Son kapısı kapandı. Gözler bir kere daha piyasalara çevrildi. Dün dolar rekor kırmıştı. Ankara'daki sıcak gelişmeler dövizde beklentileri nasıl etkiledi? Bu sorunun yanıtını Habertürk muhabiri Onur Aksoy, serbest piyasanın kalbi Tahtakale'de arıyor. Onur, sözü hemen sana ve konuğuna bırakalım. Rakamlar neler söylüyor bize? Rakamlardan önce aslında koalisyon tartışmalarının başladığı, koalisyon görüşmelerinin başladığı andan bu yana piyasalarda bazı belirsizlikler söz konusuydu. Kırılgan bir yapıya sahipti. Özellikle liderlerin açıklamasının ardından değişken bir yapıya sahipti. Bu sabah saatlerinde de dünkü görüşmenin ardından ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıklamasının ardından özellikle kurda biraz daha yükseliş söz konusu oldu sabah saatlerinde, ancak yine de sakinliğini koruyor. Yanımızda piyasa uzmanı Volkan Kuğucuk var. Efendim, yayınınıza hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Başbakan Ahmet Davutoğlu ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin görüşmesi oldu ve bir koalisyon çıkmadı. Bu sabah saatlerinde özellikle piyasayı nasıl etkiledi? Şu anda biraz dolar sakin. Yani dün itibariyle baktığımızda yeni zirve geldi ama 2.8750'lerde. Şu an itibariyle baktığımızda dolar TL'nin birazcık daha sakin olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte bugün merkezin faiz konusunda bir beklenti, yani faiz açıklanacak bugün ki beklenti hani faiz tarafında bir arttırımın olmayacağı yönünde, belki koridor faizlerde bir değişikliğe gidebilir ama nispeten bir değişiklik olmayacağı yönünde merkezin yapacağı hamlelerde. Tabii şimdi biraz filmi geriye sardığımızda aslında dolar TL'nin CHP ve AK Parti görüşmelerinde 2.80-2.77 bandında tahammül sınırları içerisinde ve bekleme sınırları içerisinde kaldığını gördük. Fakat CHP ve MHP, CHP ve AK Parti görüşmelerinin ardından bir sonuç çıkmayınca kurlarda 2.80 üzerinde sert bir harekete tanık olduk. Aslında o sert hareketlilik bu seferki görüşmenin ardından ve açıklamanın ardından nispeten görülmedi diyebilir miyiz? Tabii, yani çünkü yani piyasanın da beklentisi aslında MHP ve AK Parti'nin koalisyon kurabileceği yönünde bir beklenti yoktu. Sadece hani görüşmenin sonucunu bekliyorlardı. Şu an itibariyle artık biz yönümüzü birazcık daha yurt dışına çevirdik. FED'e çevirdik ve yurt dışındaki olası gelişmelere göre içeride fiyatlamalar devam edecek gibi görünüyor. Son günlerde bizim yakından takip ettiğimiz dolar endeksinde bir miktar dinlenme hareketi var ama tekrar dolar endeksinin 96.50 seviyesi üzerinde kalması ve yeniden yükselişe geçmesi açıkçası içeride bir miktar daha dolar TL'nin ateşini yükseltebilir gibi görünüyor. Şu anda yeni zirveler, her yükselişte yeni zirveler artık konuşmaya başlayacağız. Önümüzde 2.87-2.88 bandını zaten 2.87'yi dün test ettik. Yani 2.88'in üzerinde bir hareketlilik olursa muhtemelen 2.92-2.93 2.98 seviyelerine doğru dolar TL'nin yükseliş hareketini gerçekleştirmesini bekleyebiliriz ama biz tabii dolar TL'yi konuşurken yurt içinde bizim gösterge faizleri de dikkatle takip ediyoruz. Şu anda gösterge faizlerimiz kritik eşik olarak kabul ettiğimiz 10.5 seviyesinin altında. Eğer önümüzdeki günlerde yurt dışına bağlı olarak negatif haber akışıyla birlikte içeride faizlerin 10.5 seviyesi üzerine çıkması ve yeniden 11-11.5 seviyesine gitmesi içeride dolar TL'nin ateşini arttıran unsur olarak karşımıza çıkabilir. Burada dış etmenler de söz konusu olacak gibi duruyor. Hem Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırma, aynı zamanda Çin'deki devalüasyonun ardından bir artış yine söz konusu olabilir mi? Şimdi Çin devalüasyonu tabii ki önemli. Sadece Çin değil, gelişmekte olan ülke kurlarında da dolar karşısında ciddi bir baskı olduğunu görüyoruz. Ki bu noktada da biz de gelişmekte olan ülkeler liginde olduğumuza göre açıkçası o ülkelerin para birimlerinin dolar karşısında hızla değer kaybetmesi bizi de içeride bu durum rahatsız edecektir gibi yani görünüyor. Sonuç olarak yani iç siyasetin hareketliliği kurları tabii ki de etkiliyor. Piyasayı etkiliyor tabii. Etkileyen etmenlerden sadece bir tanesi iç siyaset değil. Aynı zamanda dışarıdaki yaşanan gelişmelerde. Tabii yurt dışına da bakmamız gerekiyor. Sadece yurt içine baktığımız zaman aslında resmin bütününü görmemizi engel olur. Biz yurt dışına da bakacağız. Bildiğiniz gibi Eylül ayında Fed'in olası bir faiz arttırımını hala konuşuyoruz. Henüz masadan kalkmış değil. Her ne kadar Eylül ayında faiz arttırımı gelmez diyenlerin hani çoğunlukta olduğunu varsaysak da Fed'in yaptığı açıklamalarda Eylül ayı da hala hazırda masada kalmaya devam ediyor. Eğer Eylül'de Fed faizleri arttırım yönünde bir harekete girerse ve bu doların global anlamda değer kazanmasına neden olursa içeride de dolar TL'nin yeni zirve
zirveler görmesini bekleyebiliriz. Ama Euro'ya da geçmek istiyorum. Dünkü açıklamanın ardından Euro ne durumda? Euro TL şu anda tabii Euro dolara bağlı olarak ve beraberinde dolar TL'ye bağlı olarak yükseliş yönlü hareketini gerçekleştirdi. 3.17-3.18 seviyelerini gördük. Şu anda Euro TL'de Euro dolar paritesi bugünlerde biraz aşağı yönlü hareket etme eğilimine girebilir. Eğer böyle bir durum oluşursa muhtemelen biz Euro TL tarafında 3.15 seviyelerine kadar kısmi bir geri çekilme bugün için, yani bugünlerde bekleyebiliriz. Ama özellikle dolar TL bu noktada belirleyici olacak. Altın için de dolar TL bu noktada belirleyici olacak. Dolar TL'nin yeni zirveler yapması altını ve Euro TL'yi de doğrudan etkileyecek önemli bir faktör. Belirsizlik hala söz konusu. Seçim hükümeti mi, azınlık hükümeti mi, ne olacağına dair henüz şu anda bir net bir bilgi yok. Önümüzdeki günler ne getirecek belli değil. Aynı şey piyasalar için de geçerli olacak. Tabii ki, yani şimdi şunu söyleyelim. Seçim hükümeti, azınlık hükümeti, yani hani bu artık piyasaların bence radarında değil. Bundan sonra erken seçim takvimini bekleyecek piyasalar. Erken seçim takviminin belli olmasından sonra piyasa hani bu doğrultuda hem yurt dışından gelen açıklamalar hem de yurt içinde mevcut seçim sonrası oluşabilecek siyasi tabloya göre fiyatlamasını sürdürecektir. Ama şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Biz hani mevcut koşullarda sanki Kasım gibi hani görünüyor erken seçim. Ama Kasım ayına kadar geçen süreçte içerideki belirsizlik devam edecek. Piyasaların üzerinden kalkmayacak. Diğer taraftan da yurt dışından negatif haber akışı devam ederse içeride dolar TL'nin en azından 2.80 üzerinde kalma gayretini biz önümüzdeki günlerde görebiliriz. Dolar TL'de şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. 2.80 üzerinde kaldığı müddetçe kurların yükseliş potansiyelinin devam edebileceği beklenebilir. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Piyasaların durumu bu şekilde. Dolar güne 2.87 ile başladı. Aslında ilk koalisyon görüşmesini, yani AK Parti CHP görüşmelerinin olumsuz sonuçlanmasının ardından hızla yükselen dolar dünkü açıklamaların ardından nispeten biraz daha az yükseldiğini söyleyelim. Piyasalar sabah saatlerinde biraz daha sakin olarak güne başladığını belirtelim ve sözü tekrar size bırakalım. Onur Aksoy'a ve konuğuna teşekkürler. AK Parti